Evet haftalardır konuşuyoruz aslında birçok kulüp ortaya atıldı Hı -hı. ama hepsi tabii ki zirvedeki kulüplerdi tabii. ama hep dedik işte acaba gelişebileceği bir yer mi olsun, Sevilla mı olsun, dedik, Dortmund mu olsun dedik. Sonra bir Barcelona iddiası ortaya atıldı. Evet. Barcelona'ya gidiyor dedik ama bir anda gazete manşetleri, İspanyol gazeteleri durumu tersine çevirdi ve artık formayla da görebiliyoruz Real Madrid formasıyla nasıl değerlendiriyorsun? E bu transferi tamamen netleşmedi ama bugün de Madrid'e gitmesi bekleniyor Arda'nın. E şu anlamda çok değerli sanki e Arda daha çok tercih etmiş gibi real Madrid'i. Doğru, doğru. E nasıl yorumlarsın? E 17,5 milyon euro serbest kalma bedeli olan bir oyuncu hı hı. 30 milyon eurolar seviyesine gidiyor. Bir kere burada bir oyuncunun Fenerbahçe'ye aidiyetini diyetini, bağlılığını bir kenara ayırmak lazım. Belki de değiniriz o konuya da. Tabii. Yani Fenerbahçe'den çok daha az bir miktarda bonservisle ayrılıp belki daha fazla komisyonlar vesaire ailesine gelebilecek bir durumdan Fenerbahçe'ye de çok yüksek bir bedel kazandırarak gidiyor. Bunu bir kenara ayırmak lazım. Tabi bu resmi rakamlar net olarak açıklandıktan sonra daha net konuşacağımız hı. bir durum. E diğer tarafta çok büyük bir transfer. Hep ne konuşuyorduk? Sevilla, Dortmund, Ajax, Benfica hı hı. bu takımlar hani gidip yetiştirip bir sene iki sene sonra çıkış yapması ama bir anda devreye hem Barcelona hem Real Madrid girdi e işte başka aşamaya gitti iki gün önce hı hı. Barcelona forması giydirdiğimiz oyuncuya o zaman hep dendi ki Real Madrid nerede bu işte niye yok dendi ama sonradan gördük ki onlar da piyasadaymış Real Madrid için şöyle bir algı var tabii bu algı Neydi yavaş o? yavaş değişiyor ama Real Madrid star takımıdır hı hı. çok fazla oyuncu yetiştirmek istemez. Hı hı. Daha doğru, çok doğru. starları oynatmak evet. ister e Arda bizim bir starımız şu anda. Hı -hı. Ama tabii Real Madrid'in starlarını da göz önünde bulundurduğumuzda zaten oturmuş bir kadro var. Önemli oyuncular var. Orada ne derece, nasıl şans bulabileceğini düşünüyorsun? E, şimdi Barcelona nasıl? Daha genç bir kadroyla, Hı -hı. E, başındaki hocasıyla, ile, ile beraber daha Arda'ya uygun diye konuştuk ettik ama evet. şimdi Real Madrid'in sunduğu formül çok daha farklı. Hı -hı. İspanya'dan gelen bilgilere göre, bu arada transferin bütün seyrini de İspanyol basınından takip ediyoruz. O da ayrıca bir detay. E, deniyor ki hem Fiorentina Perez hem de Ancelotti oyuncuyla birebir görüşme gerçekleştirdi. Yani projelerini anlattılar ve Modric'i de buna dahil ediyorlar. Yani bu transfer öyle Arda gel bize oğlum at 5 yıllık imza biz Real Madrid'iz değil. E, oyuncuya Modric diyor ki benden sonra bu takımın bir sene daha buradayım. Seni yetiştireceğiz, geliştireceğiz. Benden sonra sen devam edeceksin diyor. E, Fiorentina Perez zaten Real Madrid'in büyüklüğünü anlatıyor. Evet. E, diğer tarafta Carlo Ancelotti de ben bu sene buradayım. Benim için gelme, Real Madrid için gel diyor. E, Oynatmayı düşündüğü, formülü söylüyor. Nasıl bir yol haritası çizeceğini belirtiyor. Bunlar oyuncunun da aklını hı hı. daha fazla çeliyor. Nerede oynar? Muhtemelen sağ açık gibi oynayacak. Burada bence Real Madrid tercihi şu yüzden önemli. Ne kadar süre alacağı kritik. Yani kulübede unutulacak bir oyuncu mu olacak? Tabii bunu kendisi belirleyecek ama Tabii. daha biraz daha böyle 20 dakikalar, 30 dakikalar süre alıp e, La Liga'da daha düşük seviyeli maçlarda 90 dakika oynayarak mı başlayacak? Bu çok kritik. Aldığı sürede verdiği katkı ufak ufak onun gelişimini de etkileyecek. Çok genç bir oyuncu. Real Madrid bu yatırımı kolay kolay yapmaz. Hı hı. E, Türkiye'den oyuncu ...direkt bu takımlara gitmek o kadar kolay değil... ...Real Barcelona seviyesine... ...Manchester United seviyesine... E ...bu önemli... ...Valverde'nin yerine düşünüyorlar biraz... ...orada sağ açıkta oyuncak... ...biraz set oyununa dönmek... ...set oyununda oynaması Arda'nın da işine gelir... ...yeteneklerini öyle daha geliştirebilir... ...daha kendini gösterebilir... ...duran bir oyun... ...o düzende Arda'nın yetenekleri... ...çalım yeteneği, hızı, pası ortaya çıkar... Diğer türlü geçiş oyunu oynayan daha çok orta sahil kalabalık tutan bir yapıda Arda çok iş yapamayabilirdi. Ezilebilirdi. Burada şunu da belirtmek lazım. Fiziki gelişimini ikiye katlaması şart. Peki sen de az önce bahsettin. En büyük sorulardan biri aslında ne kadar süre alabilir? E ne kadar zaman oynayabilir? Hı hı. Şimdi biraz da Martin Ödegard isim ak akıllara hı hı. geliyor. Evet, evet, evet. O çok fazla süre alamamış. tabii büyük umutlarla giden bir oyuncu. Hı hı. E böyle bir Endişe olabilir mi? Biz de haklı mıyız bu konuda sence? E, tabii ki ama bu şimdi kritik bir tercih. Yani bir oyuncu olarak siz de bunu masaya yatırıyorsunuz ve şunu da belirtelim. Eee Real Madrid cephesi oyuncuya ikna seviyesinde ikna ederken Odegaard durumunu da anlatıyor. Hı hı. Biz orada evet. bir problem yaşadık. Biz bir yönetim hatası yaptık. Bu da bir kulübün nasıl büyüklüğünü büyüyeceğinin de göstergesi kendi hatalarıyla bu sefer doğru yapacakları formülü anlatıyorlar oyuncuyu ikna etmek için. Bence bu da çok kritik bir seviye. Yani oyuncu hatalıydı biz problemsiz demiyor. Biz orada evet. o hata yaptık diyor. Bence çok güzel bir kamp dönemi geçirdikten sonra bu transferin erken bitmesi de iyi bir durum. E gayet başarılı olacak o potansiyel, o yapı var. İş ki bundan sonra Arda hem sakatlık yaşamasını Allah korusun hem de kişisel ve fiziki gelişimini üst seviyede tutsun. Az önce Fenerbahçe'ye olan aidiyetinden hmm. bahsettin. Evet. E, Ali Koç'a biraz geleceğim burada çünkü Fenerbahçe'de kalmak istemedi hmm. e, şeklinde bir e, cümlesi vardı. Bu evet. da tabii sosyal medyada biraz eleştirildi. E, biraz okları Arda'ya çevirebilecek hmm. e, bir cümle aslında. E, sen nasıl değerlendiriyorsun bunu? Şimdi. Sayın Ali Koç bir kulüp başkanı elbette ki kulübünün çıkarını, maddi manevi menfaatini düşünecek ama bir de işin e, hem sportif tarafı var hem gerçeklerin olduğu tarafı var. Evet. Bak e, şunu söylemekte fayda var. Gidip Osasuna'ya, Almeyra'ya e, Levante'ye falan kiralık oynarsa bu sezon öyle bir durumda hata yapar evet. ve Fenerbahçe'ye de hata yapmış olur. Yani kiralık sezonunu Fenerbahçe'de geçirmeliydi, geçirebilirdi evet. ama bundan sonra Real Madrid'e ...gitmiş ve orada bir kariyer kovalayan bir oyuncu... ...hata yapmış kabul edemeyiz. Ee, sonuçta... ...tamam taraftarın da eleştirileri vardır ama... ...Fenerbahçe taraftarı biraz da şundan... ...kızgın ve üzüntülü... ...ya tam çocuk oynamaya başladı... ...tam Hı. keyif alacaktık... E, ...bütün futbol severler... ...Fenerbahçe maçını Arda için açıyorlardı... ...Arda kulübedeyse kanal değiştiriyorlardı... ...Fenerbahçe dışındaki taraftarlar... E, ...bu durumda e, çocuk da Galatasaray'a gitmiyor bu kadar kızgın yani. olmaya gerek yok Beşiktaş'a imza atmıyor yani bu Real Madrid'e zaten böyle düşünülecek bir teklif yani, bir değil yani hani İtalya liginde vasat Empoli'ye falan da transfer olmuyor o yüzden bundan sonrası destek olmak ha Hı -hı. E, Sayın Ali Koç muhtemelen çok uğraşmıştır çok çalışmıştır Hı -hı. İsmail Kartal e, oyuncuyu ikna etmeye çalışmıştır ama bir de hayatın gerçekleri var Peki bugün gazetelerin birinde Türkiye'den yurt dışına satılan en pahalı Türk oyuncular listelenmişti. Hı hı hı. E birinci sırada 30 milyon euro ile Arda Güler evet. var artık. Cenk Tosun 23 milyon hı hı. euro, Yusuf Yazıcı 17.5 milyon, hı hı. Cengiz Ünder 14.2, Arda Turan da 13 hı hı. milyon euro. Arda'nın bir anda listenin başına geçmesi de tabii ayrıca bir sevindirici. E, orada Cenk çok büyük sakatlıklar yaşadı maalesef olmadı evet. ve şunu da e, belki eklemek lazım. Cenk en yüksek transferdi. Arda Turan da zamanında böyle gitmişti. Bu oyuncular Avrupa performanslarıyla gitti. Cenk Tosun Şampiyonlar Ligi golleriyle gitti. Bu Arda'da, bu Arda Güler'de öyle bir durum yok. Saf yetenek ve gelişime açıklığı açısından transfer ediliyor. Bu da bence oyuncunun da kendisinin ne kadar aslında önemli bir eşikte olduğunun göstergesi. Peki bu kadar genç yaşta hı hı. E, zirvedeki bir kulübe gitmek e, sonrası için sence e sana nasıl şimdi, ne, neler düşünüyorsun? Şimdi oradan nereye gidecek şimdi mesela? Ne, sonunu düşünen kahraman olmaz <laughs> Kesinlikle tamam mı? Yani doğru. bu iş böyledir. Real Madrid sizi istiyorsa gidersiniz. Evet. Bu e, Manchester United'daki bir oyuncu da gider. Hı. Chelsea'deki bir oyuncu da gider. Zaten tamam her ne kadar La Liga ve bu ikili düşse de Barcelona Real Madrid futbolun zirvesidir. E, bu yüzden bu takımlar sizi istiyorsa gidersiniz. Doğru. Yapacak bir şey yok. Hani çok fazla da sorgulamaya gerek Şuraya yok bence. Düşünüyorum böyle ile acaba bir gün çalışır mı? E, niye olmasın? Tabii Değil ki. Mi? Daha 18 yaşında Guardiola'nın Barcelona'ya dönmeyeceği belli <laughs> mi? Bir Figo vakası yaşanır mı <laughs> belli olmaz. Ama e, İngiltere Ligi'ne gitseydi daha sorunlu bir geçiş yaşardı. <laughs> bence La Liga daha uygun. Evet, daha serttir. Fizik olarak daha biraz daha direncini arttırması gerektiğini söyledim. O lazım. E, vücut yapısının muhtemelen orada tekrar kulüp devreye girecektir ve farklı bir çalışma temposu, bireysel programlarla yetişecektir. Ama doğru tercih, güzel tercih o yetenek var. Ama bundan sonrası artık kişisel gelişim ve kafasını futbola vermesine Kesinlikle. bakıyor. Kesinlikle bambaşka bir yolculuk onun için şimdi. E tabii. E, tabii böyle. Çok kıyaslamak doğru mu bilmiyorum ama Süper Lig'le o ligi çok dayan yana koymak doğru değil bence. De değil tabii Bambaşka ki. Yani oyun. burada dünyanın en büyük 5 büyük liginden biri hatta bazen 2'ye koyarsınız bazen 3'e koyarsınız değişir ama diğer tarafta Arda'da da şöyle bir durum var. Real Madrid o 3-4 sene önceki, 5 sene önceki Hı -hı. o bir zirvedeki Real Madrid değil. Ronaldo, Benzema, Modric'in en iyi dönemleri böyle bir evet, kadro yok. Evet. Yeni başlayan bir süreç. Genç oyunculardan kurulu bir takım ve biraz maliyeti düşürüp yeteneğe yönelen bu seviyeyi geçirmeye çalışan bir takım bence ardında avantajı bu olacaktır.